Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lumine Legacy'de trade atıyorum ama bugün bunun, bu videonun konusu bu değil. Bugün event Luminar ile ilgili konuşacağız. Evet aslında bayağı uzun zaman oldu ben Lumine Legacy videosu çekmeyeli. Çünkü doğru düzgün event gelmedi. Bana da oynayacak bir şey çıkmadı açıkçası. Tabi envanter şeyi falan yine yaparız. Evetle ile ilgili zaten çok büyük bir event gelmedi. Bayağı bir event geldi dediğim bir sevgililer günü eventi vardı. Ondan önce ne event ne eventi vardı? Şey Çin yeni yıl etkinliği için Baneki'ye yeni bir kostüm getirmişlerdi. Ee, i̇şte o onlar da aslında etkinlik değmeyecek kadar küçük şeylerdi. Sadece bir tane Lumion vardı. O yüzden zahmet edip onun videosunu çekmedim çünkü bayağı küçüktü. Gelen şeyler. Ben size şimdi Kıyago'dan biraz bahsedeyim. Wiki açayım da oradan okuyayım size şu an ekrana gelecektir zaten. Kiego ya da şu an gelmez büyük ihtimal. İlk önce bir Lumin'den bahsedeyim. Lumin şu arkadaşlar bulabilirsem normal versiyonu göstereyim. Göstermem daha faydalı olur. Ha. Bu yıldız versiyonu. Kiego bu arkadaşlar. Bu geldi yeni. Paskalya günlüğü etkinliği olarak. Ee, bu yıldız versiyonu %8 şansa falan çıkıyor. Çok nadir değil. E, çıkma oranlarına falan bakacağız. İlk önce nasıl çıktığını anlatayım. Tabi şu şeyi temizleyelim. Rally'i temizleyelim. Ondan sonra ben size göstereyim. Gördüğünüz üzere yerde şu an Paskalya yağmuru var. Bu Paskalya yağmuruna gittiğin zaman şu an mesela Atlantin'deymiş. Şöyle götüreyim ben bu burada mı oluyordu? Şurada oluyordu. Şehirde yağmıyordu evet. Şöyle şuna bindiğimiz üzere. Heh. Gördüğünüz üzere şehirde böyle yumurtalar düşüyor. İlk bindiğinizde yumurtalar olmayabilir. Şey endişeye kapılmayın çünkü ilk yere e, yumurta yağan gel yere geldiğinizde zaten olmuyor biraz sonra yükleniyor yani yumurtalar. Şu şekilde göstereyim. Şu kırmızı çizgi neredeyse bir saat boyunca orada yumurta yağmuru oluyor. Ee, şöyle şu, yukarıdan yumurtalar düşüyor ve eskiden hmm, eskiden %10 şanslıydı. şanslıydı. Yani %10 şansla içinden kıyago çıkıyordu. Bak gördüğünüz üzere bu yumurtaların üstüne geldiğimde bir metin geçiyor ve envanterimize şu şekilde. Nerede o? Hah, easter geliyor. Bu istirek gelmesiyle beraber istirekleri topluyoruz. Tabi 1 bölü 6 ihtimalle eskiden 1 bölü 10'du yani %10 ihtimaldi. Onu yükselttiler çıkma ihtimali artık daha yüksek bir çıkma ihtimali var. Bu ihtimalle beraber artık yeni Luminar pardon Kyago geliyor. Tabi çıkarabilsem daha rahat göstereceğim. Çıkmadı daha şu ana kadar. Tabi bu yumurtaları ne yapıyoruz yani eve mi götüreceğiz diyebilirsiniz. Bunları arkadaşlar... Satıcı var bir tane satıcıya vermeniz lazım. Şu an nerede bilmiyorum. Bir sürü farklı konum var. Benim bildiğim 5 tane farklı konum var. Konumlardan bildiklerimi size göstereceğim. Bu Atlantis'te de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Büyük ihtimal şu deliklerde meleklerde bir yerdedir. Satıcı burada bir yerde olsa gerek ama. Satıcıyı ben bulup en kötü gösteririm. Sıkıntı yok onda. Ama şu Kiyagol çıkar. Heh bak. 1 bölü 6 ihtimali böyle kıyagolar çıkıyor. Şu an ben ekrana koyarım görüntüsünü. Hatta okuyayım da ben size çıkma ihtimallerini. Arkadaşlar %37 ihtimalle normal formu çıkıyormuş. Ben böyle hatırlamıyorum. Wiki'den okuyorum da Haa evet evet pardon normal form dedi şu noktalı form arkadaşlar tamam şimdi doğru hatırladım Şimdi wiki'nin e, okunca okuyunca doğru hatırladım e, Arkadaşlar %18.7 ihtimalle e, zikzak formu çıkıyor yani daha demin bize çıkan form %18 ihtimalle yine frilly e, e, yamuk zikzak gibi ama daha yumuşak köşeleri olan formu çıkıyor Diğer yüzde 18 e ihtimalle bu ö, köşeli formu çıkıyor. Yani nasıl diyeyim? E, ee, Zigzagla şeyin karışımı gibi. Yani üçgen, üçgen evet, üçgen doğru. Doğru ismini şimdi buldum. Üçgen formu çıkıyor. Ee, aynı lan ne oluyor? Ha, balık tutuyormuşuz. Ee, işte i̇şte okumaya devam edeyim ben. Ha yüzde altı formda da bu yıldız formu çıkıyor. En başta size gösterdiğim form. yüz yıldız formu. On bir video çekemedik. Bu ne an? Ee, yıldız formu çıkıyor %6 ihtimalli. %0.33 ihtimalle de. Ya da direkt %1 ihtimalle de. Taşlı Lumine çıkıyor. Şu an en nadir o zaten. Pazarda en çok satılan o. Ee, geldi insanlar bir gama karşılığında onu satıyor. size de satacaksanız veya alacaksanız oradan almayın da. Yani bir gamadan almayın da alacaksınız. Ha bak bu istediğim normal form. En, bay en e, nadir olmayan form bu. En çok çıkan bu. Yani alacaksınız bir gamadan almayın. Bence bir gamaya değmez. Ee, işte dediğim gibi 0.33 şansla e, 3 tane form var. Tabi bunların hepsini toplan zaman %1 ediyor bir şekilde. yani ee, yani %1 şansla 3... E, 3 kuyakadan birine sahip olabilirsiniz. Yani 3 taşlı e, Kyago'dan birine sahip olabilirsiniz. Bunun çeşitli okunuşlar var. King Kyago diyen var. kiegona şu chat'e yazdığım. Faberage diye de geçiyor trade'de. Böyle yani. Çife de olabilir. Pek hatırlamıyorum. E, Crownut Egg falan da diyorlar. Diğer ismi Egg, Egg diye de geçiyor. Yumurta olduğu için. Öyle diyorlar. Ee, pazarda bu şeylerle bulursunuz yani Trade Resort'ta takas merkezinde bulursunuz ee, Bu Striped Bunu zaten söylemiştim zikzak Nadir olmayanlar çok bilmiyorum olabilirim Çok bilmiyorum olabilirim arkadaşlar karıştırıyorum arada Çünkü hepsi birbirine benziyor ee, 20 tane toplayayım bir de Trade Market'e götüreceğim ee, Bu şey yani Event Market'ine çünkü Evet çok bir olay yok arkadaşlar. Temel bir özet geçmemiz gerekirse yumurtalar var belli bölgelerde. videodan bakıyorsunuz şuradan. Neredeyse topluyorsunuz. Sonra o yumurtalarla pazardan eşya alıyorsunuz. Ha bunun bir de sedili var. Dükkandan aldığınız. 300-400 yumurtaya falan alınıyor. Bak bunu kullandığın zaman şöyle oluyor. Göstereyim. Ha böyle. Böyle gidiyor kıyakınız. Şöyle. Bayağı tatlı aslında. Şöyle baktığınız zaman da siz aslında yumurtaya olun çağırıyorsunuz. Böyle güzel komik bir sedir var. Pek de anlamadım. Azıcık metro sedirle gezelim. Ne alaka bilmiyorum ama. Metro bize biniyor. Böyle sedir mi olur arkadaş? Bir de buna para verdik. Neyse. Ee, dediğim gibi event bu şekilde. Şu 20 tane topladıysam bir de trade market'e götüreyim. Orada da güzel şeyler var. Ama ilk önce trade markete yerlerine bakmam lazım. Ben, ben size bildiğim yerleri götüreyim şimdi. Şu şeyi de toplayayım. Bu haplardan nereden gidiliyordu? Fibon <laughs> site önünde var diye biliyorum bir tane yer. Belki orada olabilir. Oğlum teneke sesi bizim evden geliyor zannettim. <laughs> Şeymiş. Ya tamam şeyden geliyormuş ya. O, bu e, yerin tema müziğiymiş. Korktum ben de bir, bir hırsız mı girdi Bu arada Sekin Krakiego'yu da göstereyim. 3 formu var. Bende yeşil formu yok ama renklerini sayayım. Kırmızı, yeşil bir de mavi. Hangisi daha çok ilgi görüyor derseniz aslında. Ya kişiden kişiye değişiyor şu an benim gördüğüm mavi ama başka der ki yeşil çok daha ilgi görüyor. Çok daha fazla insan seviyor der. O da doğrudur. Mavi de seviliyor. O da seviliyor. Benim kişisel görüşüm mavi herhalde yani. Bilmiyorum. Bu var. Gördüğünüz arkadaşlar. Bu King Kiego. Şurada tacı var zaten. Bir de şu şeylerden anlıyorsunuz. Bu yani Kral Kiego diye geçiyor. Bu kırmızı olanı. Mavi varsa onu göstereyim. Ee, ne, Evet. Burada. Düt düt dürüt. Bu da mavi olanı. Ee, bunun da böyle tacı macı var. Aynı şekil işte ya. Bu hepsi aynı şekilde Bence yeşil daha şekil bunlardan da. Yeşil herhalde altını da trade'ledim ya. Çok hatırlamıyorum. Resulü mi dedim. Dinlemedi beni. Ne yapıyordum lan ben? Ha şey yapıyordum. Pardon arkadaşlar. Şimdi diğer yere gideceğiz. Orada da değil aslında ama. Şu Seven Stage Jim'in önünde oluyormuş arkadaşlar. Ama onu biliyorum. Yani oraya hiç gitmedim. Ama adam sürekli farklı yerlerde oluyor. Bu Trade Market. Ee, burada nerede oluyordu lan? Arkadaşlar burada. Şurada. Veya şurada bir yerde olması lazım. Zaten şehri gezin. Ee, ya şurada bir yerde yani. Şehri gezerken illa görürsünüz. Tavşan kostümü giyiyor görüntüsü koyar mı bilmiyorum. Büyük ihtimal koymam çünkü bu videoda buluruz yani o adam gösterilmesi anlarsınız yani. Ee, burada olabiliyor. Dediğim gibi şey olduğu için hepsini göstermeye çalışıyorum. Çünkü e, belki videonun sonra gider bakarsınız başka gün bulamazsınız. O sebepten bu konuları gezin. E, bu, bu konulardan birinde olabilir. Üçüncü ise bu burada nerede olduğuna eminim. E, şu hemen burada oluyor. Şurada. Hemen burada oluyor. Bazen. Burada yağmur olduğunda olabiliyor. Şey olduğunda olabiliyor. Yağmur dedim. Yumurta yağmuru. Diğer konulara ben bakacağım arkadaşlar. Şimdi bakayım. iki dakika hemen geleyim. Çünkü benim bildiğim üç tane konum vardı. Arkadaşlar şunu kaçırmışız. Şuraya bir gidelim. Gerçi yanlış yere gittik herhalde ya. Aynen. Buraya gitmeyecektik. Şuradan bu uçalım. Mention'un dışında yazdı bana. Bakalım. Mention hangisi bilmiyorum da. Ha mention şu lan. Pardon pardon. Evet. Buraya hiç gelmediğim için. Yani bu Atlantis'in stili alakam yok. Adamı da bulduk zaten abi bu. Bu tip arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle bir tavşan kostüm giyiyor. İlk konuştuğunuzda sizle uzun bir metin veriyor. Son diyaloğu kapatıyor hemen. Şey yapmayın yani hemen adamdan gitmeyin. Bir kere daha konuştuğunuz zaman böyle dükkan açılıyor. sonra gördüğünüz üzere burada bir, bir ton eşya var. Şu kıya göseli oldu ben aldığım için bir daha alamıyorum. Ve en önemlisi arkadaşlar buradan günlük boost token alabiliyorsunuz. Bunu arttırdığınızda artmıyor. 20 yumurtaya buradan günlük boost token alabiliyorsunuz. Bir daha almak istediğinizde come back tomorrow diyor gördüğünüz üzere. Ve şu yumurta diskler var. Bunlar çok iyi aslında diskler arkadaşlar. Çünkü normal diskler hyperdisk kadar iyi yakalıyor diyor burada ama bunlar hyperdiskten de iyi yani gayet güzel yakalama araçları biriktirip bunlardan almanızı tavsiye ederim eğer pvp lumi yetiştiriyorsanız da şunları almanızı tavsiye ederim Bunlar da ucuz geldi çünkü bana markette de gösterdik dediğim gibi bu olabilecek bölgelerden biri bura diğeri ne demişti bakayım hepsini göstermişim Arkadaşlar o e, size şehirde gezin dediğim şey de e, o şey silimastaki okulun yanındaymış yani okulu biliyorsunuzdur büyük ihtimal ama bilmiyorsanız da şehirde gezerken rahat bulursunuz yani sıkıntı olmaz e, video bu kadardı arkadaşlar şimdi duyurulara geçelim bildiğiniz üzere bayağıdır video çekmiyorum en son Brawl Stars videosu falan çekmiştim ama ben artık e, o Brawl Stars videolarında eğlenmiyordum yalan yok bu düz çizgidi bu arada. Striped dediği. Yok lan. Striped değil. Ya tam bilmiyorum işte isimlerini de. Neyse. Bu nadir olmayanların ismini bilmiyorum arkadaşlar. Yalan, yalan yok. Niye de Tony oldum da. Her neyse. Ee, Ana hakim o çıktı lan videoda. Geçen iki saat aradım bunun çıkmadı. Arkadaşlar işte bu sizin şansınız. Siz biliyorsunuz bu işi. İnşallah envanterimde yer vardır. Ulan iyi oldu. Ha. Tüm şeyleri gösterdik herhalde türleri. Bir şekilde. Maviyi severim. Ama yeşil daha iyi olurdu ya. Bende yeşil yok. Maviden bir beş tane oldu herhalde. Yan hesapta o hesapta. Ne diyordum? Ha, en son Brawl Stars videosu çekiyorduk. Arkadaşlar video artık çok sinirleniyordum. Kendi oynayışımla şey ee, başkalarının oynayışına çok gerek sinirleniyorum. Gerek yok diye bıraktım. E, belki bir gün Yine devam ederiz. Belli olmaz. E, Lumin Legacy içeriği üretebilirim. Ama Lumin Legacy ne üreteceğim onu da pek bilmiyorum. Anime, incele anime incelemesi gelecek bu arada. Çok fazla anime izledim ve konuşmak istediğim çok şey var. E, anime incelemesiyle devam ederiz büyük ihtimal. Şuradan bir Capture Disk daha atalım. E, geçen ben bunu 2 saat aradım bu arada. ya Bu bayağı bir şans. Bayağı iyi şans. Yani 0.33 şans. Aslında %1 şans da yok pardon ya bunların bir de yumurtanın çıkma ihtimali var 600'de bir bir ihtimal yani bu şu an olan ama mavi istemiyordum yani mavi sekiz 1800'de 1 bir bir ihtimal olurdu aslında ne diyorduk ya konu konuyu bölüp duruyorum şimdi ben de iyi şanslı adam ya Allah Allah'ın sevdiği kuluyuz Sağur, kalktığım için mi acaba? savurda <laughs> Savrula'ya varsanız ilk kat şanslı oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kesin bilgi herhalde. Harbiden bastığımız yerden kıyako çıkıyor. Konuyu dördüncü bölüşüm ya. Arkadaş... <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Brawl ters videosu çekmiyorum. Ee, çünkü videolarda zaten gereksiz sinirleniyorum. Güçlü falan. Aslında mücadele geldiği zamanlar çekerim. Bu Stars zaten güzel, e, mücadele anlamında güzel boyut. Ama mücadelede ne kadar eğlenirsiniz bilmiyorum yani ben Oynarken pek eğlenmiyorum hırslandığım için Kazanmaya odaklı oynuyorum o da çok eğlenceli olmuyor Tabi mücadelede istenirse yine çekeriz gençin çekebilirim anime incelemesi gelecek dediğim gibi birkaç konuşmak istediğim şey var Vinland Saga bunların başına geliyor Onunla ilgili konuşmak istiyorum Çok konuşmak istediğim anime var açıkçası Böyle bin aboneye falan gelirsek arkadaşlar size LumiLagas'ta çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yani 1000 abone demem sebebi de artık şey yani artık diyorum pardon artık değil. Ee, böyle çekilişe katılabilecek insan olmaz. Çünkü ben oldukça çok insan katılmasını isterim. Baktığın zaman çünkü envanterim dolu. Ne bileyim belki bir 10 ciğer değerinde çekiliş yaparız böyle. Ne bileyim. Herkese gama dağıtırız. Çekilişi her... Katılan kişi bir şey kazanır Anladınız mı yani sadece bir kişi kazanmaz ee, En kötü Katılan sonuncu olan kişiye bile Gama veririz Ne bileyim Oradan birinci olan kişiye böyle istediği Gleam Sharpot falan veririz Böyle PP Veya Gleam Ignore falan veririz Yine PP ee, C-Direct falan veririz PP hem de Gleam Veya daha iyi ne olabilir Düşünüyorum ya seçermiş de seçerim işte. ee, sizin beğenize sunarım. Oylama falan bile yapabiliriz. Yani toplu kısmı açılıyor bildiğim kadarıyla. Oradan oylama bile yaparız. En çok ne istiyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Beğeni atarsınız. Ona göre çekiliş yaparız. Bu ne lan? Bunu ilk defa görüyorum. Bunu ben de ilk defa görüyorum. Evet. Bu ses stripe dediğim olabilir bu. Ee, üçgen dediğim o olabilir. Bunları almayın bu arada arkadaşlar. Bu King Kiyogu dışındakileri avlamanızı çok önermem. Ha eğer PvP yapacağım diyorsanız deneyin şansınız. Neden olmasın. Dediğim gibi başka duyuru kaldı mı yapacağım. Ya, Kanun gidişatı oyunda olacak. Gençin içeriği dedim. Piştim Genşinde ne içerik çekebilirim ondan emin değilim. Belki e, şeyleri çekebilirim. Gençin için bu, bu, domainleri falan sürekli giriyorum ya. Domainden çıkardığım artifaktları ardarda arda sıralarım. Edit tarzı bir şey varım. Belki onu çekebilirim. Ya bilmiyorum ikinci çeker mi? Öyle takılırız. LumiLegas için de şey çekebilirim aslında. Trade. Hiç çeker miyim bilmiyorum. Çünkü ben trade'i kaptırdım mı gidiyorum. bir iki saatlik video olabilir. Keser miyim atar mıyım hiç bilmiyorum. Ama siz de izlediğiniz zaman tecrübe kazanırsınız. Ve inanıyorum ki siz de oldukça iyi trade'ler yapabilirsiniz. Yani trade yapmak mantığını kavradığınız zaman yaptığınız zaman basit bir iş. Trade'de. Ee, zaten trade videosunda konuşuyoruz şu an trade ile alakalı çok konuşmak istemiyorum zaten bu trade videosu da, event videosu ee, Ben çok uzatmadan kapatayım videoyu çekmeyi de özlemişim bayağıdır çekmiyorum ee, İnanın bayağı bir iş oluyor yani bir şekilde kafama iş açılıyor bu hazırlıktır şeydir Bir ton iş patlıyor kafama o yüzden e, bayağıdır video çekemiyorum kusura bakmayın ee, Bundan sonra da elimden geleni yapacağım umarım video çekmeye devam edebilirim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Herhalde bundan sonraki video anime incelemesi olacak. Ondan sonra da trade videosu atarım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.